Değerli voleybol severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Voleybol ülkesi daha önce de vaat ettiğimiz gibi maçlarımızdan sonra canlı yayınla sizlerle birlikte olacak demiştik. Ben Emir Yazıcıoğlu, Türk voleybolunun efsane ismi sevgili Neslihan Demir'le, Demir ile birlikte sizlerle buradayız. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinin yeni bölümü başlıyor ve canlı yayındayız. Tabii sorularınızı da bekliyoruz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. E, tatilden geldin böyle biraz e, sakinlemiş e, bir durumdayken e, Tekrar. çok beklemediğimiz <laughs> bir maçla du duygular bir anda çok yükseldi. Evet aynen burada hep hep, hep beraber izledik maçı. E, son saniyeye kadar nefesimizi tuttuk. Gerçekten çok heyecanlıydı. Önemli olan e, çeyrek finale kalmaktı. E, kazandık. Önemli olan buydu ilerleyen dakikalarda da bence konuşuruz neden böyle olduğunu. E, maçın analizini yapacağız zaten. Bayağı da bir soru geldi. Senin Hı -hı. yanıtlamanı istiyor voleybol severler. Hakikaten e, duygular çok çok yoğun şu anda. Ve e, Vestel'in e, hazırladığı son derece güzel bir reklam filmi de vardı. E, Ulu Önder Atatürk'ün e, muasır medeniyetler göndermesi ile e, hazırlanan... ...voleybol e, kadın milli takımımızın e, bu yolculuğuna bence çok güzel bir e, atıfta bulunan bu filmi izleyelim. Daha sonrasında Belçika Türkiye maçını konuşacağız Neslihan Demir'le. Yurttaşlarım yurdumuzun dünyanın en mahur en medeni mankatleri sevilgesine çıkaracağız. da adeta ve var ya. Yine emrar, yine Harika harik, bir harik, harik. Bir Sıbay. Savunma direncimiz gerçekten muhteşem. Sayıyı da böyle aldı kaptan. Kazanıyoruz finaldeyiz. Milletler Ligi'nde finaldeyiz. Öne geçiriyor milli takımımızı. Şampiyonuz! 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 Türk milletinin <laughs> Yurt millet olduğunu bütün medeni alem bir kere daha tanıyacak Evet, Westerin' katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesi canlı yayında sizlerle birlikte değerli voleybol severler. Belçika'yı 3-1 ile mağlup etmeyi başardık. Nesli ve ee, hiç de bu kadar zorlanacağımızı aslında beklemiyorduk. Brit Herbots'un olmadığı bir Belçika. Ee, kolay geçebileceği düşünülen bir maç ama çok zorlandık. Ee, maç 5. sete de gidebilirdi. Ee, Brüksel'de oynadık maçı. tabii ki deplasman sayılabilir ama yani e, bu tam açıklamıyor sanıyorum e, neden bu kadar zorlandığımızı. Sen ne söyleyeceksin? Neden bu kadar zorlandık? Ee, neden bu kadar blok yedik? Ee, zaten maça Başlarken biraz tutuk başlamıştık. İlk seti 25 21 gibi bir skorla aldık ama ikinci sette karşı taraf çok iyi servis attı. Yani Belçika takımı herhalde turnuvanın en iyi servisini attı. Öyle olunca biz hücumda aksadık çünkü hücumumuzun en büyük gücümüz orta oyuncularımız olduğu için orta oyuncularımızı kullanamadık hücumda. Manşet açık geldi. Hep köşelerden yüksek top. Ee, i̇lkin'le başladı. İlkin aksadı manşette. Öncelikli görevi zaten ilkinin manşeti taşımak. Ee, Gizem Örgün hala ufak bir tutukluğu devam ediyor manşette. Öyle olunca ikinci sette bayağı bir e, dağıldık. Yani dediğim gibi en başta söylediğim gibi önemli olan kazanmak. Biz artık hani gerçekten dünya sıralamasında birinci bir takımsak kötü oynarken de kazanmak. Bu umut verici. Ama tabii biz e, dışarıda e, çok heyecanlandık. Çok e, bir an gidiyor mu acaba ne oluyor dördüncü set zorlandık ama bana göre e, kötü oynayarak kazanmak da e, bir kalite göstergesi. Ya kesinlikle öyle şimdi tabii e, sen de buna vurgu yaptın daha önce de programlarımızda voleybol ülkesinde konuşmuştuk artık sırtımızda bir hedef tahtası var evet. ve takımlar bugün e, işte Belçika milli takım antrenörü de Watsik de söylüyordu. E, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok evet. e, dedi. Servisleri yükleneceğiz dedi. Sen zaten bunun öneminden çok bahsetmiştin. Yani diğer takımlar bize karşı çok rahat oynayacaklar. İstediklerini yapabilecekler. Bugün hiçbir baskı olmadan oynadı Belçika. Grupta son 3 maçını kaybeden bir Belçika güçlü bir grupta yer aldılar. Bunu söylemek gerekiyor. Yani hı hı. Sırbistan ve Polonya'nın olduğu grupta yer aldılar. İlk 2 maçlarını kazanıp son 3 maçlarını Ukrayna'ya da yenilerek 3 0 yenilerek kaybettiler ama her botsun yokluğunda yani o kadar özgür bir takım gördük ki ve inanılmaz servis attılar gerçekten. Yani serviste bizi çok zorladılar. Ee, biz de buna karşılık vermek, biz de çok kötü servis attık. Yani baktığınızda e, kalite ve teknik kalite olarak Hı -hı. çok yüksek bir takım değil. Ama yani burada şeyi görüyoruz. Voleybolun güzelliği bu aslında. Kesin ya. Takım olarak hani oynadığınızda o inanç, o sahaya koyduğunuz enerji. Karşılık buluyor. Biz biraz bugün sadece oyunun kontrolünü kaybettik. O kontrolü bir türlü alamadık. E, dördüncü sette de açıkçası bireysel e, yeteneklerimizi ortaya koyarak. ikinci setten sonra Hande biraz toparladı. Hande hücumda bize yardım etti. O, o bizi rahatlattı. Ama dediğim gibi biz eğer manşetimizi belirli bir seviyenin altında tutarsak. Çünkü orta oyuncularımızı biz kullanmak durumundayız. Orta hücum mu renklendirmek için kullanmak zorundayız. Ee, çünkü gördük ki bugün Vargas da en iyi gününde değildi. Bloklar yedi. Blok yedi, bandları. Servisinde biraz bu olabilir tabii ki de. Bu her Hı -hı. sporcun, herkes, Hı -hı. her gün aynı performansı gösterecek diye bir şey yok. Burada aslında ilk defa manşetimizin e, bu anlamda eğer Vargas aksarsa, Ebrar veya diğer dört numaralarımız aksarsa ...manşetimize gerçekten ihtiyacımız olduğunu aslında biz de canlı olarak şahit olduk. Ama dediğim gibi önemli olan kazanmaktı. Kazandık. Şimdi Polonya, Almanya galibi. E, kaptan yani şimdi tabii çok fazla böyle bir negatif hava da var aslında gördüğüm kadarıyla. Hı. Tabii şu anda canlı yayındayız ve e, o yankıları tamamen tahlil etme şansımız yok ama... Gördüğüm kadarıyla maç esnasında da okuduğum kadarıyla ya işte biz bu oyunla ne yaparız nereye kadar gideriz diye bir sanki kara e, karamsar bir hava ortaya çıktı ama her maçın havası farklı değil mi şimdi evet. e, biraz daha biz yani bu maçlar psikolojik olarak bizim için daha zor biraz daha kendi dişimize göre rakipler biraz daha çeyrek final yarı final ben orada başka bir maç başka bir görüntüye bürüneceğimizi düşünüyorum sen ne dersin ben de kesinlikle katılıyorum bu aslında bu maçın biraz böyle stresli ve zor geçmesi takımımız açısından da bence iyi oldu bir uyandık hı hı. evet hı hı. yani biz eğer ipleri bir parça elimizden bırakırsak e, hani Belçika'yı aşağılamak için söylemiyorum ama favori bir takım değil e, Belçika bile bizi zorlayabilir ne uyanmışlardır inşallah çünkü bundan sonra gerçekten e, çok çok önemli yani telafisi olmayan maçlara geliyoruz. E, belki bunun e, şeyini kullanarak bu, bu maçtan bir ders alırsak, önümüzdeki maçta bence daha farklı bir milli takım göreceğimize inanıyorum. Şimdi grupta da tabii ki zorlandığımız zamanlar oldu mesela Hı. işte Çekya maçındaki Çekya şu beklentilerden daha yüksek Hı. performans gösteren ekiplerden bir tanesi. Set kaybettik ama çok rotasyon yaptık. Evet. Grup maçlarında belki değerlendirme yapamadık ama oraya da zaman zaman değinmeye çalışacağım. Ama çok fazla böyle gündemimizde olan bir şey değildi çünkü Santarelli'nin yaptığı denemeler, her oyuncuyu hı. hazır tutmaya çalışması, zaten 5'te 5 ile ayrılacağımızı biraz biliyor gibiydik. Evet. Çok önemsemedik bunu ama senin de dediğin gibi sanıyorum bu bir alarm zili bizim için. Evet yani şimdi herkesi denedi. Mesela bugün Can Su'da bana göre pas kalitesi çok iyi bir pasör. Belki blokta aksayabiliyor. Bazen defansta hı hı. az hareketli kalabiliyor. Ama pas kalitesi bugün de Cansu'nun pas seçimleri setin sonunda önde Ebrar var, Vargas var. E, açık bir topu Zehra'ya kullanması gibi pas seçimlerinde de biraz bir tutukluk vardı. Pas kalitesi özellikle iki numaraya Vargas'a attığı paslar çok uzadı. Yani Vargas'ı hep vurduktan sonra yerde gördük. Bunun hani bir an evvel e, toparlanıp bu bence hani... Konsantrasyonla ilgili bir şey, bir konsantrasyon düşüklüğü yaşadık ve Belçika da bunu e, çok güzel kullandı. Eğer hani konsantre olmazsak neler olabileceğini artık bundan sonra gerçekten telafisi yok. Ama eğer hani bu maçtan ders alıp herkes e, bir sonraki maça kendi sorumluluğuna al alarak az hatayla şey yaparsak kimse önümüzde duramaz bence. Ee, ya bizim ülke olarak da böyle bir yani voleybol olsun basketbol olsun futbol olsun hiç sektirmiyoruz gerçekten yani e, büyük maçları biraz daha iyi oynuyoruz sanki bu maçlar bizim için biraz daha sıkıntılı maçlar geldi evet, ne maç diyorsun maç seçiyoruz maç seçiyoruz ve yani konsantrasyon <laughs> bizim seçiyoruz. milletin en güçlü tarafı değil gerçekten evet. stres e, onu yönetme sen de bunlarla e, yıllar yılı çok fazla karşılaştın evet. Şimdi o kadar da yani kötü, cül bir hava, karamsar bir hava olmasına gerek olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ee, şu anda o havadan biraz sanıyorum sıyrılmamız lazım çünkü bu kızları da biraz kötü etkileyebilir. E tabii ki de yani kızlar zaten orada yaşayan, birebir yaşayanlar hepsi kendine ya benim gördüğüm şey aslında hani konsantrasyonumuz evet kötü ama maç esnasında o işler kötü gittiği anda sporcularımız bir yalnızlaşıyor. Çünkü e, normalde biz standart oyunumuzu oynadığımızda 3-0 bu maçı çok kolay bir şekilde giderdik ama işler biraz kötü gidince herkes bir kendi köşesine çekiliyor gibi oluyor. Aslında orada esas birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Kendi hatalarına çok takılıyorlar. Hı hı. İşte ben bu hatayı neden yaptım? O giderken kafada onunla gidince 3 tane sayı geçiyor o zamana kadar. O yüzden zaten hata oyunu olmadı hemen bir sonraki topu düşünmek gerekiyor. O yüzden böyle sahada bir ufak bir yalnızlaşma gördüm. Herkes bir kendi kabuğuna çekildi. Aa, ama set sonunda iş şeye gelince kazanmaya gelince onu başardılar. Kazanmayı başardılar ama bunu biz buraya getirmezdik zaten eğer o dediğim konsantrasyonla başlamış olsaydık. E, bu söylediğin noktalarda aslında Ebrar'ın takıma verdiği enerjiyi ben çok beğendim. Evet. Ee, buralarda hep isyan eden, işte hadi kızlar diyen evet. ve e, hata yapanın yanında olan ya da işte bir sayıyla yukarı çekmeye çalışan sanki Ebrar gibi geliyor bana. Onun e, skorerliğinin yanı sıra böyle de bir rolü var. Evet. E, ne dersin Ebrar'la ilgili olarak? E, Ebrar tabii bugün sırtlandı o e, çünkü hani Vargas'ın Vargas yine Vargas iyiydi gene çok e, hücumda defansta bize her şeyde yardımcı oldu ama Ebrar bugün biraz daha böyle sorumluluk aldı. Baktı, gördü, arkadaşları hı hı. biraz tuttuk. Hı hı. Kendisi de hani mükemmel yüzde yüzle oynamadı ama en azından takımımızı o kopartmadı. O kopma anlarında tutunmamızı, tutunmamızı sağladı. Setin sonunda aldığı hücumdan sayılar hep tutun, 20 sayı aldı yani bugün. evet Ebrar Hucum yüzdesine de baktığım zaman yüzde %59'luk bir hucum Çok yüzdesi iyi. ve Vargas'tan daha iyi bir hucum evet. yüzdesi. Vargas 27 sayı aldı. Ebrar'ın bugün gerçekten iyi iş çıkardığını sanıyorum. Hem sahi içinde hem de iletişim anlamında söylemek sanıyorum. Evet bugün. yani takımı toparlayan insanlardan biriydi bugün Ebrar. İşte bundan bahsediyorum yani her gün herkes iyi olmayabilir. Ama hani o gün kötü bile olsanız veya... Ee, bazı elementlerde e, yeterli olmasanız bile o takımın içinde durup o takımı ateşlemek de çok önemli yani bu anlamda biz mesela bu anlamda liberoya daha çok güveniz libero takımı ateşler çünkü uh -huh. e, savunmanın bel kemiği e, karşınızda hücum yapıldığı zaman o sert bir hücuma defans yapmak zaten takımı ateşliyor o zaman da e, bu görevi bugün hani Gizem Örge çok fazla üstlenemedi ama neyse ki Evrar bize ihtiyacımız olan kanı verdi. Takımın enerji kaynağı gerçekten. Evet. Bir de tabii kaptan sorulara geçmeden önce e, şimdi bizde en çok tartışılan şey e, zaten belli bir iskeletimiz var. E, Vargas ve Ebrar'la çatıyı kurduk zaten ortalarımız belli işte Hı -hı. Zehra ve Eda e ee, köşe oyuncumuz kim olacak? Yani orada işte Derya sen çok beğendiğini söyledin hı hı. İlkin var, adaylardan bir tanesi. Hande zaten önemli bir güç. E ee, İlkin'le başladı eee Koç Santarelli İlkin'i daha sonra tekrar oyunu adapte etmeye çalıştı ama bugün İlkin olmadı. Evet. yani İlkin e, bu seviyelerde çok fazla zaten hı hı. yarışma şansı bulamadı. E, ben onu hani o anlamda anlayabiliyorum. Ee, ama işte dedim ki bundan sonra e, gerçekten bu seviyede oynayan oynamayan e, belli olacak. Ama inanıyorum ki ilkinin bizim manşetine çok ihtiyacımız var ilkin. Yani hücumda gerçekten renkli bir takımız. Her, her an her şey yapabilecek hücumcularımız var. Buna orta oyuncularımız da dair. İlkinde zaten Santrelli'nin değiştirmesinin sebebi manşette aksaması. Evet. Yani hücumda aksasa zannetmiyorum ki Santarelli onu değiştirsin. Yani yüzde 33 ile pozitif manşet aldı. İlkin yüzde 17 evet. nokta manşet. Manşet Bu seviyede yeterli. Biraz tutuktu yani. Evet. Tabi dediğin yeterli gibi çok değil. henüz daha bu oralarda tecrübesi çok az olan, sınırlı olan hı hı. bir oyuncu. İlkin bir maçla oyuncuları kesinlikle kaybetmek gerekiyor ama bugün Hande bence oyuna girdikten sonra bizim aradığımız kan oldu sanırım. Evet Hande tecrübesini Hı -hı. E, gösterdi. İlk girdiğinde yine Hande tutuktu. Biraz bocaladı. Evet oynadıkça onu, onu da manşeti için soktu. Manşete çok iyi iş yaptı. Ama hücumda da takıldığımız yerlerde Hande'nin en büyük handikapı e, yüksek topada çabuk topa da hep aynı timingle giriyor ve hep havada asılı kalıyor ve yüksekliğini kullanamıyor. Çok güzel söyledin ya yani zaten yüksekliğini bunu herhalde Sen yani senden dinlemek istiyor insanlar evet yani bunun yüksekliğini bunu. kullanamıyor hep aynı tempoda Biraz giriyor daha net topa net öldürmesi lazım değil mi ee, topları yani... çünkü timingini bir türlü tutturamıyor yani hep havada bir asılı kalıyor o zaman da hem kolunun gücünü hem de yüksekliğini kaybediyor. Eğer e, yüksek topta e, bir saniye daha beklese zaten çok yüksek bir oyuncu yani bizim bunlara ihtiyacımız var ama Hande bugün biraz bence kendine olan güveni tazeledi. Kesinlikle. Ne kesinlikle. olursa olsun yine o timingini tutturamadı ama bile da düşürdü o timingsizliğiyle ve sayı getirdi. Bu da karşı tarafın birazdan moralini bozdu. Yani maçtan önce de mesela seninle konuşmuştuk acaba... Türkiye'ye karşı oynasak biz ne yaparız? Evet sen diye. orada <laughs> bir formül verdin ama bilmiyorum evet, acaba. Bunu şimdi... açıklamayalım. Şimdi açıklamayalım çünkü seni e, Şeyde, yurt dışından tık, tık. da takip ediyorlar tabii turnuva, ki. Turnuva sonunda turnuva sonunda e, senin o bazı çözümlemelerin vardı evet. ama gerçekten yani şimdi kimseye malzeme, yani şeytana yol göstermeyin derler aynen. ya gerçekten. Aynen. Ona e, <laughs> bence gerek yok ama şimdi tabii sorulara geçeceğim. Bir de onu sormadan önce e, bu Bugün sanıyorum şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Tabii ki biz her oyuncumuzu kullanmaya çalışacağız. Hı hı. Santarelli zaten bunu amaçladı grup maçlarında. Grup da buna uygundu. Ee, ama biraz taşlar sanki artık kim oynayacak, kim oynamayacak. Çünkü pasörde Elif mi, Cansu mu derken bugün Cansu e, oynadı. Ve e, işte bugün Derya'da ilkinde zaten az önce konuştuk ama... Hande bugün biraz bir adım öne geçmiş evet. olabilir mi bilmiyorum. Artık tabii Polonya maçı henüz oynanmadı Almanya ama Polonya gelecek karşımıza diye düşünüyoruz. Evet. Biraz sonra onu da yorumlayacağız ama sence bugün biraz daha böyle artık e, film netleşmeye başlıyor mu? Yani Hande biraz daha tecrübesiyle Hı -hı. bugün öne Hı -hı. çıktı. Onda hani diyecek bir şey yok. Çünkü Hande bu tarz maçları oynamaya ilkin Derya'dan daha çok daha fazla oynadı bu maçları. O tecrübesini kullandı. Ama e, dediğim gibi yani ile çok çabuk aksiyon alan bir bir şeylerin gitmediğini çok hızlı görüp hemen değiştiriyor. Ve hani çok kızlar evet o. bu yani hemen değiştiriyor. Sadece orada eğer oyuncuya muhtemelen ben senden bugün bunu bunu bekliyorum. Hı hı. Senin görevin bugünkü maçta bu diyor. O onu yapmadığında bunu çabuk görüp değiştiriyor. Öyle olunca yani bilmiyorum bence Polonya maçına Hande ile başlayabilir diye düşünüyorum. Değil Çünkü mi? Hande bugün gerçekten tecrübeli bir oyuncu. Turnuvanın başından beri çok fazla oynama şansı bulamadı. Daha önceki VNL'de de çok fazla oynama evet, şansı evet. bulamadı evet. ama ona rağmen çıktı. bize aslanlar gibi. Aslanlar oynadı. gibi oynadı. Bu zaten yani tecrübe şey bu. şimdi sorulara geçeceğim. nesli Nesli Şimdi e, az önce bu konuyu biraz konuştuk o yüzden biraz da fazla negatif e, bir soru olduğu için çok da e, üstünü durmak istemiyorum. Gökhan Bey sormuş ama şampiyonluk şansımız gerçekçi bir şampiyonluk şansımız var mı diyor. Yani bu maçları bir şekilde kazanmak gerekiyor ve çok evet. farklı olacağından bahsettik havalı evet, yani artık zaten. bundan sonra Sıraçık. o yüzden bunu böyle geçmiş olalım. Takımdaki bu gerginliğin sebebi nedir? Oyuncularımızın üzerinde ekstra bir yük varmış gibi duruyor demiş Hakan e, Harun Kılıç. Yani şimdi e, zaten bu yani, yani onlar hak ettikleri bir <laughs> baskıyı yaşıyorlar. Ya. Yani. <laughs> onlar bu baskıyı hak ettiler bununla. Baş Çok etmek... güzel söyledin ya baskı çünkü bir ayrıcalık değil mi? Evet, çünkü yani... yani bir şey sen baskı evet, hissediyorsun. Yani bunu... Bir şey değil sen baskı zaten hissediyorsun. Zaten hissetmiyorsun. yok yani bugün gördük Belçika takımı yani. üzerlerinde hiçbir baskı yoktu. Bizim zaten bundan sonra baskıyı yönetebilmemiz Hı -hı. lazım. Bu e, aslında baktığınızda bizim ülkemiz bizim seyircimiz adildir. Biz sonuna kadar savaşıp e, kanımızın son damlasına kadar savaşır kaybedersek zaten bizim ülkemiz bu seyirci, bu insanlar takdir eder, takdir ederler. E, o yüzden hani e, nasıl anlatayım bunu? Bizim e, bugün eğer hani Allah korusun yenilmek gibi bir şey olsaydı, <laughs> aman aman, e, hani bu baskıyla bizi oynamak zorundayız. bunu artık hani bunu bir an evvel kabul edip, ya milletçe en, göre... en güçlü tarafımız değil bu baskıyı yönetmek konusu evet. ya. Zaten hep yani seninle işte e, voleybol kesinin ilk bölümlerinde de bunu konuştuk sırtımızda farklı bir apolet var şu anda ve yani bunu yönetebilecek miyiz? Yani şöyle de... bir şey diye düşünüyorum ben bunu ee, daha önce bilmiyorum söyledim mi ee, baktığımızda karşımızda bir rakip var bizde varız sahada ve üzerimizde bir baskı var çok normal ama kafamızı kaldırıp rakibimize baktığımızda onların üzerinde de baskı var yani herkes tedirginken e, bir şey yapmak park yaratıyor. Yani ne Değil mi? olduğu fark etmez. O, orada cesur gibi oluyorsunuz. Yani <laughs> korkarak da yapmış olsanız ama bunun farkına varmak lazım. Yani e, Türkiye takımının üzerinde bir baskı var ama karşı rakibimizin üzerinde de bir baskı var. Bunu karşı takımın gözlerinin içine baktığında görebilirsiniz. Yani bugün bir umut verdik Belçika'ya. Ama o umudu geri almasını bildik. O yüzden çünkü kafamızı kaldırdık ve dedik ki ...Belçika bugün bizi yenemez. Son üç sayı dedik bunu. Ki bunu son dönemde artık son 13 maçını kazandık. Ee, böyle bir serimiz evet. var. Ee, set sonlarında hakikaten bunları iyi yapmaya başladık. Yani e, çok güçlü evet. yönümüz değil diyoruz ama... ...bir şekilde kapatmayı başarıyoruz. Aynen orada işte diyorum ya bunu daha önce de söylemiştik galiba... ...çok cesur davranıyor herkes. Ee, orada. Evet sen o, bunu söylemiştin. Evet o an geldiği zaman cesur davranıyor. Ha, bu cesurluk mu... Yoksa e, herkes mi? korkarken normali yapmak mı? Hı hı. Onu bilemiyorum tabii şu an. 32 30'luk bir set ve evet. e, yani bu kadar favori çıktığın bir maçta rakibin en iyi oyuncusu ki Belçika'da da tabii şimdi problemleri olan bir takımdı. Evet. E, bir pasör net bir pasör çaprazları olmadan turnuvayı oynamaya çalıştılar. Bugün e, sen e, işaret ettin ya bu solak kızda iş var dedin hı hı. ve evet. biraz da başımıza çorap e, ördü açıkçası. Yani Marten evet. e, ve e, orta oyuncuları Hansens bayağı bir blok yaptı. Şimdi o bloğu soracağım sana. Niye bu kadar bloğa takıldık? 17 tane blok yemişiz. Yani şimdi bunun bir sürü nedeni var. Manşeti açık geldiği zaman Hı -hı. zaten hani adres belli oluyor. Pasörün atacağı ya iki numaraya yüksek ya... Blok oraya dört, koşuyor. 4 numaraya yüksek. Oraya gelip yerleşiyorlar. Ee, burada bence aslında daha önce hani normal bir takımla oynamış olsaydık ama bakarsanız o hani bizim Vargas'ı bloklayan, şey yapan e, orta oyuncu hep geç kaldı. Vargas ellerini göremedi. Yani yüksek topa bile geç kalan bir orta oyuncuydu. Kız yetişebildiği yerde ellerini kaldırdı. Çünkü hani biz smaçörler, pasör çarpmazları çıkıp bir bloğa bakarız. Nerede? Boşluğunu ararız, evet. parmakları ararız tam böyle Mart Martens miydi 13 numara? Jansens. Evet Jansens. Çıkıyor. Hı hı. O arada karar vermiş oluyor Vargas ve eline şey oluyor yani <laughs> hani o kadar <laughs> geç kalıyor ki orta oyuncu o kadar son anda geliyor ki hani şey görmüyorsun maçör bloğu. Biraz son anda e elini e gibi çıkartıyor. Doğru sefer mi oluyor diyorsun. <laughs> evet evet yani son anda elini çıkartıyor ve blok oluyor yani. <laughs> Güzel bir e yorum şimdi. E Belçika'da e, Marten Herbos'la olduğundan daha iyi mi oynuyor diye bir soru gelmiş. E, yani bugün bayağı bir iyi performans gösterdi. Tabii bugün Belçika, hepsi bence evet, hani yani beklenenin çok, çok, üzerinde bir evet, performans, performans gösterdi. gösterdi. Onları da takdir etmek e, gerekiyor. Tabii yani, ev sahibi takım olarak o e, seyirciyi arkalarına aldılar. Korkusuzca oynuyorlar. E, çünkü zaten yenilseler niye yenildiniz demeyecek hı. kimse. Ama kaptan şimdi şey de var yani ee, futbolda biraz daha fazla böyle sürprizler oluyor ama işte basketbolda, voleybolda en iyi oyuncuları olan takım genelde kazanıyor evet. diye düşünürüz hep. Burada sen programın başına çok güzel bir şey söyledin. Bu da aslında voleybolun güzelliği yani bir takım sporu olarak mücadele etme, işte kavga etme bunun sonucunu ne kadar alabiliyorsa Belçika aldı bizi evet. bu kadar zorlayabilmesi. Onların e, alabileceği belki de maksimum sonuç. Yani bizim bençimiz bu kadar Hı -hı. kuvvetli olmasaydı bu Hı -hı. maç çok daha farklı olabilirdi. Bizde çünkü bir şeyleri iyi gitmediğinde yerine koyduğumuz oyuncu çıkardığımız oyuncuyu aratmıyor zaten. İyi bir e, şeyiz o anlamda iyi bir takımız. E, bizim bençimiz bu kadar kuvvetli olmasaydı Belçika bugün belki de bu maçı 3-2 falan alabilmişti yani. Ee, şimdi Nesli Santarelli'nin açıklamalarını ulaştırdı arkadaşlarım. Onu da e, hemen hı hı. konuşalım. Şöyle demiş Daniele Santarelli, e, milli takımımızın koçu. Kazanmak önemli ama çok tuhaf bir maçtı. Bir setten diğerine çok farklı gösterdik. İkinci sette paslarda zorlandık. Üçüncü set mükemmel oynadık ama son sette çok heyecanlıydık. 18'i blok yedik ki bu çok fazlaydı. Tamam Belçika iyi bir takım ama biz daha iyisini yapmalıydık. Böyle bir maçtan sonra... Ders çıkarmazsak çok sorun olur evet. demiş. Nasıl yorumluyorsun bu açıkçaları? Yani Doğru söylemiş. Sen, yani bizim, bizim konuştuklarımızı baş... evet, evet, aşağı yukarı. Ama... Yani bu maç <laughs> ders alınması gereken bir maç. Ee, eğer dersimizi alırsak bence önümüz açık. Şimdi tabii ee, daha önce Guidetti de benzer açıklamalar yapıyordu. E, bazı maçlardan sonra işte geçen senede memnun olmadığını söyledi. Burada Santarelli de aslında benim de çok dikkat ettiğim şekilde. Oyundan memnun değilim dediği maçlar oldu. Grupta da evet. e, böyle oldu. Şu anda buna mı ihtiyaç var? E, Santarelli sen ilk başta da mesela e, yorumlamıştın. E, kenarda biraz gergin duruyor evet. olması. Herkes biraz negatif tarafından bakarken. ya Sen takımdaki ipleri bu kadar iyi bir takım ve favori bir takımda ipleri elinde tutmak için böyle bir şey gerekiyor demiştin. Ve bu açıklaman çok ses getirdi. Evet. Bence de çok çok güzel bir yerden baktın olaya. Ee, şu anda da hala aynı şeyleri yapmaya çalışıyor gibi ama bunun ölçüsü ne kadardır? Biraz daha böyle pozitif bir hava esmesi mi gerekiyor böyle bir maçtan sonra yoksa yani, yani oyuncular bunu nasıl karşılar? Soy modası. Yani bence zaten oyuncularımızın hepsi çok tecrübeli Hı -hı. ve hani bu şeyde zaten herkes kendine düşen dersi hani Santarelli söylemeden almıştır. Ben bundan sonraki rakibimiz Polonya mı olur Almanya mı olur kim olursa olsun hepsinin başka bir konsantrasyonla <gülüyor> çıkacağını <gülüyor> zaten biliyorum. Ee, bunu hani, hani şapkamızı önümüze koymamız lazım. Çünkü bundan sonra hiçbir maçın telafisi yok. Yani evet. kazanmak evet. zorundayız. Evet. O yüzden herkesin kendi performansını bireysel olarak değerlendirip antrenörün verdiği Görevleri harfiyen yapması gerekiyor. Çünkü hani antrenörümüz iyi bir antrenör, sporcularımız çok iyi. Bunun artık başka bir şey yok. E, herkes sorumluluğunu almak zorunda. Şaka değil artık yani şaka güldük şaka bitti, eğlendik. <gülüyor> <gülüyor> güldük eğlendik gruplarda. Bundan sonra... ...gerçek hayat başlıyor. Tam da bize hatırlattı bunu gerçekten artık. Bu maç evet. yani son 16'da hiç... E, ...hata, şaka kaldırmıyor evet. artık bundan sonra. Biz favori isek çıkıp... E, ...maçlar e, evet. sağda kazanıyor. Yani abi. maçın tabii ki de. Hı -hı. yani Yoksa e, kağıt üzerinde. Ve e, tabii yani Polonya'yı bekliyoruz artık. Almanya'nın e, zaten... Ee, e, Hala Ortman'da olmadan e, Onlarda da benzer bir sorun var Yani bize karşı evet. Ortmansız oynadılar Brit Herbots nasıl Belçika'nın en önemli parçasıysa Almanya'da da böyle bir e, oyuncu Tanıdığımız da bir oyuncu evet. Ee, Almanya biraz sıradan bir takım dürüst olmak gerekirse Polonya'nın geçeceğini düşünüyoruz evet. ama tabii bugün bizim maçımızı gördükten <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra olmaz. E, kesin konuşmamak lazım ama Polonya ile de çok maç oynadık. Sen zaten Polonya yani sürpriz hatta plase bir madalya adayı hatta daha da fazlasını yapabilecek bir takım demiştin. E, Polonya maçı öncesi tabii şu anda sana şöyle bir soru var. E, Santarelli en güçlü hücum altılısı ve savunma altılısını nasıl kurmalı? diyor seyircimiz. E, böyle bir tabi voleybolda yani en güçlü hücum altılısı, yani, savunma altısı diye bir şey yok aslında yok, ama. evet. E, öyle bir, bir şey yok yani. Hani benim öngörüm e, biz yine maça e, Cansu Vargas, Zehra, Eda e, Ebrar, Hande 6'sı başlayacağımız. Libero örge başlar, simge gelebilir mi bilmiyorum. Bugün hiç gelmedi simge mesela. Simge hiç gelmedi enteresan bir şekilde. Ama örgenin de hani performansına baktığımızda çok çok e, ekstrem bir performansı yoktu. açıkçası %42, Ben değiştirir evet, diye düşündüm. Evet, %42 manşet e, pozitif manşet, %33 e, mükemmel manşet ve bazı attığı paslarda hata yaptığı, geride savunmasında zaman zaman... Bence yani örgeyi tutmasının sahada e, örge kulüp takımında da böyle bir hı hı. Hı hı. yapıda oynuyor. İki tane e, işte oyuncu yani büyük manşet yüzdesine iki kişiyle manşet alıyorlar neredeyse evet, oynadı evet, Fenerbahçede Ana Kristina Federov Seva evet Ana Kristina Federov Seva manşeti en güçlü noktaları değil evet. e, belki de buna alışkın olduğu için bunu daha iyi idare edebildiği için kesinlikle, e, kesinlikle. örgeyi tercih ediyor olabilir çok doğru ne söylüyorsun düşünüyorum. ve yani kulüp takımında Fenerbahçede Gizemin formu çok, çok iyiydi. iyiydi. Evet. Buraya aynı şekilde yansımasını bekliyorduk. Tabii yani ortada bir felaket senaryosu yok, yok. ama daha fazlası beklendiği için bunu konuşuyoruz. ben biz zaten örgeden bir Hı -hı. sürpriz bekliyorum yani. Tabii, hani daha çok belki açılacak. Evet. Ee, ki sen de demiştin çok e, uzun süredir milli takım forması giymiyordu. Biraz belki Hı -hı. fazla konsantrasyon, evet. fazla motivasyon olmuş tabii olabilir. Tabii ki de yani hepsi çok iyi oynamak için çıkıyor. Hı -hı. Hiç kimse oraya kesin, kesin, kötü kesin, oynamak evet, için kesinlikle. çıkmıyor. Yani bazı günler olmuyor. Ama bugün işte yani bu onu diyorum bu da çok önemli. Yani 18 kaç blok? 17 blok yiyip evet. Hani Belçika evet. gibi takımdan işte hata kaç tane manşette? 2 hata yapmışız. Hücumda yani 5 tane hata, 8 blok falan böyle garip gerçekten Santen dediği gibi tuhaf bir Tuafmış. maçtı. Çok inişi çıkışı olan. E, kazanmayı bilmek de önemli. O da o winner kafası e, gözüküyor takımda. O yüzden ben hani yine umutluyum. E, şimdi arkadaşlarım bana içeriden diyorlar ki final yolunu göstereceğiz. Girebiliriz onu. E, varsa böyle bir imkanımız şu an için. Final yolunu evet ekrana getirelim şu anda. İşte Vesterli final yolu. İtalya-İspanya aslında İtalya'da İspanya maçında ilk sette bayağı bir zorlandı ki İspanya'da dünya klasmanında 30. sırada evet. yer alan bir ekip e, ki sen de İspanya'ya evet, gittin oynadın. <laughs> İtalya ee, İtalya'da yani e, 3-0 kazandı ama biraz zorlandı. Fransa, Romanya'yı 3-1 mağlup etmiştik ki Hollanda maçı da biraz önce bitmiş. Onlar da İsviçre'yi e, 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Ee, ya yani tabii bir bizim tarafımız var. İşte İtalya'nın, evet. Polonya'nın bizim olduğumuz e, yarı. Bir de Biz tabii. Biz gene ki... kadersizler yani evet, çeyrek yani. finalde. <laughs> bakıyorum yani hani şampiyon olacaksak en iyi bütün takımları yenerek olacağız. Yine, Bu artık evet. görü görünüyor. Sırbistan e, aslında işte o diğer bölümde biraz yalnız gibi. Çekya Ukrayna galibiyle oynayacak. İşte. Daha sonra da Hollanda yarı finalde yani gelebilir İtalya diye Fransa ile oynayacak. Hani Biz yine kadersizler. Ah, ama, ama savaşarak ya. yani. Ama yakışır ya. Evet, bizim ya. Yani hep öyleydi. Kolonya, Hiçbir e, şey kolay önümüze konulmuyor. Kolay gelmiyor yani. bize havadan evet. gelmiyor. Diyorlar ki siz bir numaraysanız eğer çatır çatır evet. çıkacaksınız hepsini yeneceksiniz. Bizim e, takımımızda da bu güç var kesinlikle. Sonuna kadar evet. inanıyoruz. Ee, ama bu yolda yani dikkatini çeken nedir? Sırbistan da aslında mesela Polonya maçında ben Polonya maçını izledim Sırbistan'ın. Evet. Çok kötü başladı Sırbistan takımı ve e, 1-0 geri düştü Polonya'ya karşı. Oradan daha sonra yavaş yavaş çevirdiler. için inanılmaz performansı ki Boşkoviç de ufak bir sakatlık geçirdi turnuvada. E, o maçı 30 sayıyla tamamladı Polonya evet. maçını. E, yani şu anda tablo netleşmiş gibi görünüyor biz. Evet, Sırbistan yani. hani finalde gibi Hı -hı. duruyor biz e, yani Polonya inşallah geçip İtalya ile bir yarı final gibi gözüküyor. Yine acaba finalde Sırbistan <laughs> mı? Bıktık yani, yani artık şu Sırbistan finallerinde. bayağı da bir e, hani hikayesi olan bir maç olacak evet. gibi görünüyor. Yani Santarelli, evet. Gio rekabeti işte Sırbistan'da bir evet. türlü bir Sırbistan <laughs> e, yani şansımızın bir tutmadığı bir Sırbistan evet, yani, takımı hani bu var. Bu sene yendik Sırbistan'ı ama yani yine de hep finallerde veya yarı finallerde hep canımızı sıkıyor Gerçekten. Sırbistan. Ama ben bu sefer güveniyorum kızlar. Finale kalırlarsa o Sırbistan'ı da yenerler. Ee, şimdi... Çünkü oradaki çok büyük motivasyonları olduğunu düşünüyorum çeşitli konularda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bunu daha çok konuşacağız tabii ki. Ee, Hamza İntaşanlı seyircimizden bir soru var sana. Hande, Ebrar, Vargas üçlüsünün aynı anda oynaması... Savunmada çok sıkıntı çıkartırken Santarelli'nin bu kadar zorlaması iyi hoca olduğu anlamına gelir mi? Ee... Ben öyle düşünmüyorum. Hande'nin manşeti çok iyi. Hı, hı. Hande... Bugün arkada da bayağı iyi savunma evet, yaptı. Evet, yani Hande'nin manşeti ve defansı iyi. Yani e, bana göre Hande'nin hücumda aksadığı için arkada evet, düştüğünü evet, evet. düşünüyor bence Santarelli bugün hücumda da bir ritim buldu ve hani Hande'nin Manşet hatası, defansta yerleşimi falan çok düzgün ve bilakis Vargas da çok iyi defansta. Değil mi? Çok iyi yani o kadar güzel yer <laughs> tutuyor ki bloğun boşluğuna oturuyor. E tekniği de var. Zaten hani bayağı defans yapıyor yani. Ebrar da zaten yerden yere atlıyor. Evet ee... yani Ebrar da koşturuyor şey yapıyor. E, biz zaten önde yüksek bloğumuz varsa bloğumuzu iyi kurarsak defansa da çok fazla iş kalmıyor zaten. Yani biz blokta bitiriyoruz işi. O da işi. biraz tabii bizim servisimiz yani evet, servisimizi servisimiz. bugün atamadık. Birkaç atamadık. maçtır. Yani senle zaten turnuvanın başında da konuştuk. Bir serviste çok güçlüyüz. Çok iyi servis atan oyuncularımız var. O kaliteden ödün vermememiz evet. gerekiyor dedik ama son birkaç maçtır grupların son maçlarıyla beraber serviste biraz aksıyoruz bu maçta da. Evet. Onlar çok iyi servis attı biz atamadık. Yani bizim servise ne olursa olsun yani yüklenmemiz lazım. Biz hep iyi servis atmak zorundayız çünkü gerçekten çok önemli bir blok kapasitemiz var. Kesinlikle. Yani ve şöyle söyleyeyim bir e, biz sporcu hücumda hata yaptığında değil ama blok yaptığında daha çok düşüyor. Blok yediği zaman. Tam Bu ona, da psikolojik bir Tam ona bir dair baskı. Bir, bir soru geldi. O zaman hemen araya sıkıştırayım. Bu kadar çok bloklanmak pasör çaprazlar şapraz, için moral bozucu mudur? E, e, tabii ki de. bütün Şu anda onu Evet, bütün sporcular için yani dört numaradan da e, Vurursun top hiçbir şeye değmeden alta gider. gider dersin ki tamam sıkıntı yok. Ama blok gerçekten psikolojik bir baskı yani el titretir. <laughs> Üst üste blok yedin mi bir daha çıkıp orada dersin ki Allah'ım ne olur bu sefer yemeyeyim. karşıda de Korneluk yani. gibi böyle sana sevinen oyuncular evet, falan evet. varsa biraz yani da üstüne o, oynuyorsa. Evet. O blok çok moral bozucu bir şeydir. Ee, yine güzel bir soru vardı onu arıyorum. eee Blok performansımız VNL'den çok farklı. Bunun nedeni ne olabilir? Yani açıkçası bunun nedeni ne olabilir? Yine Gene servise bağlayacağız. Yani VNL'de çok iyi servis attık. Tüm e, hani kızların hepsi ekstraordinary evet. Evet. servisler attı ve blogumuz çok kolay yerleşti. Yani hani bunun çok basit bir denklemi var. Yani servisi iyi atarsan blogunda iyi oluyor. Eee Güzel bir soru Ali Can Sarıbaş. Vargas'a özel savunma yapıldığını düşünüyoruz. Kaptan sence de öyle mi? Mutlaka yani hani durdurmanız gerekiyor. Bu bir seçimdir aslında. Yani takımın karakterlerine göre antrenörler bir taktik oluşturuyor. Herkesin uh -huh. bir taktiği var. Bazı antrenörler der ki ben Vargas'ı bırakıyorum. Vargas zaten 30 sayı alacak. Aa. Ben bunu kabul ediyorum. 30 <laughs> sayı alacak Vargas. Ben diğerlerini durdurmak istiyorum. Çünkü sadece Vargas 30 sayı alırsa kazanamayacaklar. Ama ben diyor ki bütün işte 4 numaralarını orta oyuncularını Ebrar'ı durduracağım. Hande'yi durduracağım. Zehra'ya top geçirmeyeceğim. Eda hiç tek ayak yapamayacak Hı. diyor. Bu bir seçim. Veya e, diyor ki sadece Vargas'ı durdurmamız lazım diğerlerini idare edebiliriz. Yani bu bir antrenör taktiksel seçimi. Ha hani hepsini yapayım diyorsa da bu zaten hani işte finalde Sırbistan veya işte o tarz takımların e, teknik kabiliyetiyle yapabileceği bir şey ama yine de herkes seçim yani ben mesela antrenör olsam Vargas Hursun derim. Öyle mi? Vursun 30 sayısını alsın ben diğerlerini Zaten takımı geldiğince... da biraz böler değil mi? Yani sadece tek bir oyuncunun üstüne o evet. ağırlıyor. Diğerleri zaten oyundan biraz düşebilir. Evet. Diğer parçalara başka Hı -hı. şekilde de sirayet edebilir, değil mi? Bu da dediğin gibi ee, bir seçim. Yani hani bu, bu bir hani antrenörün seçimi. Ben olsam hani tabii ki de Vargas'a Blova gitmeyin değil. Yani gidin ama onun aldığı sayıda size kızmayacağım. O sayısını alsın ama diğerlerini top geçirmenizi Kızarım yani onu. Geçirmeyeceksin <laughs> Güzel. Ee, çok güzel açıkladın. Şimdi benim de maç içerisinde bayağı dikkatimi çeken bir konu. Güzel bir soru. Seyircimiz adını yazmamış ama sadece baş harfleri var. D ve N. Ee, neden rakibin Liberosu üzerine servis attı takım? E, ya da, ya da Libero mu aldı o servisleri ortaya gelen servisleri. Ya zaten başlı aldı. başına bir hani taktik acaba libero'ya mı servis atmak? Çünkü taktiksel olarak değişebiliyor. Pasörün istatistiğine bile bakıyorlar. Pasör atıyorum biz bire servis attığınızda turnuva <laughs> boyunca mesela bire servis attılar. Evet. bütün takımlar pasörün alışkanlıkları gelişiyor. Pasör bir numaradan gelen manşeti seksen oranında dörde atıyor. Hmm. Süper. Ha böyle bir yüzde seksen oranında bir dörde atması varsa biri atarsın bile onu yerleştirirsin hı hı. zaten hı hı. oraya atıyor hı hı. iki numarayı boş bırakırsın tarzında bu aslında taktiksel e, bir durum Liberon'un manşeti iyi değildir defansı çok iyidir o zaman onu atarsın Liberon'un durduğu yer gerçi bugün hani servisimiz hani çok e, şey değildi bence İşlemedi. tam istediğimiz hedefe evet. de atamadık. Ee, onu zaten en başında sözlük servisimiz çok kötüydü bugün. E, Brit Ramp e, Rampleberg e, onların e, liberosu dediğin gibi %29 pozitif manşet %18, 18. Nokta manşet yani aldı. İşe yaramış. E, dediğim gibi <laughs> yani o kadar iyi e, manşet alan evet. olan bir, ama defansı fena olmayan bir libero. Evet. E, dediğim gibi. Şimdi tabii son olarak sana Polonya Eşleşmesi ki e, muhtemel Polonya Eşleşmesi ki 30 Ağustos'ta oynanacağı e, duyurusu yapıldı. E, çok ufak onunla ilgili potansiyel Polonya eşleşmesiyle ilgili bir yorum alayım ve e, yavaş yavaş programımızı Vallahi toparlayacağız. Çifte bayram olsun inşallah diyoruz ya. ama yani şey gibi 2020 e, Tokyo Olimpiyat elemelerinden beri Polonya Hı. yani kanlımız gibi hep böyle... <laughs> Gerçekten şeyde olmadık yerlerde, olmadık zamanlarda oynamak Görüşmeler. durumunda kalıyoruz Direktir. ve sürekli çok stresli maçlar oynuyoruz onlarla. Hani biz bence Polonya'dan çok daha iyi bir takımız. Yedekleri çok az onlar. Ya onların hiç hani Allah korusun orada birine bir şey olsa gerçekten biz onlardan çok çok daha Hı -hı. iyi bir takımız ama o kadar böyle bir e kadersel bir bağımız vardı gerçekten. abi onlarla. Yani sürekli çok gergin maçlar. Oynuyoruz onlarla hiç böyle rahat rahat Polonya'yı da 3-0 yani çünkü var 3-0 yenebiliriz Polonya'yı <laughs> ama bilmiyorum yani inşallah biz kazanacağız e, yeter ki o şey kafayla çıkalım konsantre ne istediğini bilen. Uyarı zilini de aldık Aynen. tabii ki yani bu maç e, çok belki de e, faydalı olabilir şu anda belki herkesle ufak bir tedirginlik olmuş olabilir ama zaten anlatmaya çalıştık evet. bir uyarı zili belki de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Aynen bu bizi toparlayacak. Bizim zaten hani ben ben oynadığım zamanlarda da hep böyle, de hep böyle biz, biz biz sallanırdık yani bizim bir kendimize gelmemiz için hafif bir sallanmamız lazım. <laughs> ben buna hizmet ettiğini düşünüyorum bu maçın. Umarım eee Polonya maçında Kayıpsız geçeceğiz, Nesi kazasız, kaptan, belasız. Ağzına diline sağlık, ee, çok büyük bir keyif seninle gerçekten voleybol konuşmak. Ee, voleybol ülkesinin e, bu canlı ilk bölümünün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. E, Vestel'in katkılarıyla hazırlanan e, voleybol ülkesi. E, Polonya maçı diye tahmin ediyoruz. Ee, daha sonraki çeyrek final maçımızdan sonra yine Sokrates'te, Sokrates Dergi YouTube kanalında sizlerle buluşacak. Demir Leydi, Neslihan Demir ve ben Emre o sizlerle birlikte olacağız. Sorularınızı bize göndermeye devam edebilirseniz e, bir kez daha çok teşekkürler Nesli. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.